Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti'nin Sözcüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Şahin şu anda çalar saatte. Günaydın efendim. Günaydın Hoş Dün geldiniz. İlker Bey. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ, olasın. Sağ, sağ, nasıl? sağ güzel. Ama vatandaşların hala tam bir seçim moduna girmediğini görüyoruz. Öyle mi? Ve 14 Mayıs'tan sonraki süreç içerisindeki şaşkınlıklarını ve siyasete karşı duyarlılıklarını biraz daha kaybettiklerini üzülerek ifade ediyorum ki müşahede ediyoruz. O yüzden mi Cumhurbaşkanı dün e, meydanlarda e, kararsız seçmeni ikna edin diye seslendi? Ne dersiniz? Bu, ya da niyeydi bu <laughs> seslenişin sebebi neydi? Bu açıklamalar tabii biz muhalefette yüzde 48'de kalanlar açısından söylediğim konuydu. Oysa Sayın Erdoğan'ın şu anda gümbür gümbür seçimlere gitmesi gerekiyor. Çünkü yüzde 52 ile önümüzdeki 4 yılı daha yönetecek ve kendi belediyeleriyle birlikte de tüm Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu ifade ediyor. Ama Sayın Erdoğan'ın dün kararsız seçmene seslenmiş olması ve mitinge olan ilgisizliğin bir tek sebebi var. Artık yorgun bir iktidar var ve söyledikleriyle sınanmış, yaptıklarıyla da vatandaştan artık geçer not almayan bir belediyecilik anlayışı var İstanbul'da AK Partili belediyelerde ve bunu ziyadesiyle hissediyor. Dün ben Esenler'deydim. Evet ona yakın otobüsü meydana çekmişler. Vatandaşı bila bedel miting alanına getirmek istiyorlar. Ama bizim otobüsümüzün şoförünün sözüyle ifade ediyorum. Çünkü biz sahada esnaf ziyareti yapmıştık. Dedi ki başkanım 10 otobüsten sadece birini doldurabildiler. Akşam Esenyurt'a gittim. Esenyurt'ta da benzer açıklamalar ilçe başkanımız tarafından yapıldı. Şimdi bu şunu gösteriyor artık. İktidar belki 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta seçimleri aldı ama helalinden almadı. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Nasıl aldı? Aldatarak aldı. Nasıl mı aldatarak aldı? Ne dedi? Sizin programınızda ifade etmiştim. Bu günler daha iyi günlerimiz. Eğer bu iktidar devam ederse ekonomide çok zor şartlar bizi bekliyor. O yüzden bu iktidarın oyununa gelmeyin demiştik. Faiz ben varsam ortada nas var. Faiz asla yükselmeyecek diyen Sayın Erdoğan bugün faizi yüzde elliye getirdi. Tam 9 kez 9 ayda faiz artırdı. İşte bu şekliyle aldattı. Terörle aldattı. Kendisinin dışındaki tüm muhalif kadroyu terörist ilan etti bu ülkede. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle kimlerle işbirliği yaptığını hepimiz görüyoruz. Peki şimdi kampanya dilini nasıl buluyorsunuz? İşbirliği dediniz. Kimlerle işbirliği yapıyor? Sayın Erdoğan seçimleri alabilmek için herkesle işbirliği yapabilir. Bunun örneklerini 2019'da biz gördük yerel seçimlerde. Bugün de işbirliği yaptığı ve parlamentoya girdiği, kendisiyle birlikte parlamentoya taşıdığı isimler bugün üzülerek ifade ediyorum ki kendisinin bir numaralı düşman edildiği isimler haline geldi. Dolayısıyla Sayın Erdoğan netice almak için her yolu mubah gören bir anlayışa sahip. Biz işte bunun için itiraz ediyoruz. Diyoruz ki ilke bazlı kural bazlı bir yönetim anlayışının olması lazım ve siyasette ahlaki değerleri ön plana çıkartarak adaletli bir yönetimin olması lazım. Şeffaf bir yönetimin olması lazım diyoruz. İktidar her alanda karartma içerisinde. Ekranları karartıyor, TRT'yi karartıyor. İlker Bey TRT'nin önünde İstanbul Büyükşehir adayı olarak eylem yaptım. Bir Allah'ın kulu haberdar etmedi. Sözcü Gazetesi'nin de bugün ilk sayfasında yer alıyor. Yani iktidara ne kadar yer açılmış, ne kadar yer ayrılmış. Ee, ama muhalefet, muhalefetin öyle zannediyor. İşte hani bir dakikadan 7 saniye fazla, 67 saniye Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmış. Yani hani TRT Haber, TRT Haber'in yaklaşımı da Sözcü Gazetesi'nin. Meclis, meclis konuk Evin evinde sahip. kalıyorum. Efendim? Meclis konuk evinde kalıyorum. Sahur vakti programlarında bile TRT Haber'de hükümetin bütün bakanlarının icraatları tek tek paylaşılıyor. Bir tek Allah kulu için muhalefete yer verilmiyor. Oysa bu TRT senin benim vergilerimle çalışan bir kurum. Sayın Karagöz sizin buraya bizi davetiniz tamamen bir aile cenaplık. Özel bir televizyonsunuz. Dilediğinizi çağırıp dilediğinizi çağırmayabilirsiniz. Ama TRT benim kaynaklarımla geçimini idame ettiriyor. Fahil ve yayın politikasını gerekiyor. yürütüyorsa kanun gereği vatandaşın haber alma hakkını önceleyen bir yayın politikası izliyorsa hepimize eşit şekilde yer vermeli. Oysa tamamen iktidarın borazanlığını yapan bir TRT ile karşı karşıyayız. O yüzden diyorum ki 85 milyon da bizler de TRT'ye hakkımızı helal etmiyoruz bu yayıncılık politikasından dolayı.